Niğde ilinde İzmirli hayırsever Neca Filibeli 2007 yılında valiye başvurularak Niğde okullar yaptırmak istiyor ve bunun sonucunda 6 okul yaptırıyor. Ne yazık ki bu okullardan 2 tanesi Fesye'nde ve Kızılören'dekiler eğitime kapatıldı. Valiye sorularak yapılan bu okulların kapatılması üzüntü verici. Bu yıl Kızılören'de kapatılan ortaokulda 25 öğrenci vardı. Bu öğrencilerin kapatılma gerekçesi, okulun kapatılma gerekçesi yönetmenliğe göre 40 kişiden aşağı olduğu için okulun kapatıldığı yönünde. Milli Eğitim Bakanımız Genel Kurulda kendisi de taşımalı eğitimden şikayetçi oluyorlardı. Bu anlamda 25 öğrencisi olan okulun yönetmenlik değiştirilerek köy okullarında 25 öğrenciyle okulların açık kalacağı yönde bir değişiklik yaparlarsa okulları eğitime devam edebilecek akıllı tahtası, bilgisayarı her türlü donanım olan okulların kapatılması köylerde büyük üzüntü yarattığı gibi kız çocuklarının da okusuz kalmasına neden oluyor. Sayın Bakanım bilgisine sunuyorum. Teşekkür ederim. Bugün muhtarlar günü. Ülkemizde 50 bin muhtar var. Muhtarlarımız için çok söz söylüyoruz ama muhtarlarımız için az şey yapıyoruz. Örneğin muhtarlarımız belediye meclis üyelerinde bir temsilcisinin doğrudan bulunması için kanun teklifi verdim. Bunun meclisimiz tarafından bir an önce değerlendirilmesini talep ediyorum. Ayrıca muhtarlarımız muhtarlık bittikten sonra silah ruhsat harçlarını ödemek zorunda kalıyorlar. Bu konuda muhtarlarımızın lehine düzenleme yapılmasını talep ettik. Keza muhtarlarımız köyden şehre geldiğinde yol parasını dahi kendileri karşılıyorlar. Ayrıca her muhtarın bir yardımcısı olması gerekiyor. Artık günümüzün teknolojisine özellikle büyük mahallelerde bu anlamda yanında çalışacak kişinin de sigortası devlet tarafından karşılanmalı. Kısacası da muhtarlarımıza söz söylemek yerine icraata geçmeliyiz. Demokrasinin en önemli noktası herkesin seçimle geldiği yer diye bakıyoruz. Ama ne yazık ki muhtarlarımızı sevdiğimiz kadar sorunlarını çözmek için tek Sayın Bakan bazı illerin büyükşehir yapılacağı, kasaba belediyelerinin kapatılacağı, bazı ilçelerin birleştireceği ve köylerin birleştireceği yönünde yaygın kamuoyunda iddialar var. Bu anlamda çalışmalar yapılmakta mıdır? Niğde ilinin başka bir ille birleştirilmesi söz konusu mudur? Tüm kentlerin tamamının yapı envanteri yapılmış mıdır? Kaçak olarak teşekkür eden yapı stokları ne kadardır? Ayrıca ülkemizde kaç kişiye 2017 yılında silah ruhsatı verilmiştir? Silah ruhsatı gerekmeyen silah satışı ülkemizde ne kadardır? Teşekkür ederim.